Bayram tatilinde yola çıkacak olan sürücülerimiz yola çıkmadan önce güvenli bir yolculuk için araçlarının mutlaka teknik bakımlarını yaptırmaları gerekiyor. Teknik bakımı yapılmayan araçlarla kesinlikle yola çıkılmamalıdır. Özellikle araçlarda bulunan lastiklere gerekli önemin verilmesi gerekiyor. Lastik diş kalınlığı 2 milimin altında. Yani özellikle bu kışın 3 milim, yazın 2 milimin altı diyoruz. O yüzden 3 milimin altında olan lastiklerle kesinlikle sürücülerimiz yola çıkmasınlar. Aracınızın ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar kaliteli olursa olsun, ne kadar teknik donanımı yüksek olursa olsun, yolla temasını sağlayan kauçuktan yapılan lastik olduğundan dolayı kötü bir lastik her zaman kaza nedendir. Sürücülerimiz yolculuğa çıkmadan önce kesinlikle yağlı yiyecekler yemekten kaçınmalıdırlar. Yoğurt, ayran gibi süt ve süt mamulleri kesinlikle tüketmemelidirler. Seyahat esnasında özellikle mola verdiklerinde, yani 3 saatte bir, 4 saatte bir mola verdiklerinde bir yemek yiyecekleri zaman kesinlikle yine aynı şekilde yağlı yiyecekler ve süt mamulleri tüketmemelidirler. Özellikle kafein içerikli içecekler içerek daha dinç olma ihtimalleri yüksektir. Yolculuk esnasında sık sık mola vermelidirler sürücülerimiz. Yorgun ve uykuluyken asla araç kullanmamalıdırlar. Geceden yola çıkmamalıdırlar. Gündüz rahat ve sakin bir şekilde araç kullanmalıdırlar. Uykusu gelen sürücü kendisini kesinlikle zorlamaması gerekiyor. Mutlaka mola vermesi ve dinlenmesi gerekiyor. Mola verirken de uykusu eğer gelmişse trafik kurallarına uyma kaydı ve şartıyla sağ sinyalini yakıp sağa çekip uygun bir ortamda en az yarım saat bir mola vererek yolculuğuna tekrar devam etmesi gerekiyor. Yolculuk esnasında sürücü ve yolcularımız kendi güvenlikleri için mutlaka emniyet kemeri takmalıdırlar. Bu emniyet kemeri sadece sürücüler için veya önde oturan iki kişi için değil, araçta bulunan herkes için geçerlidir. Eğer aile bireylerinde 10 yaşından küçük çocuk varsa seyahat edecek, mutlaka 10 yaşından küçük çocuğu arka koltukta ve çocuk koltuğunda seyahat ettirmeleri gerekiyor. Emniyet kemeri kullanımı bizim canımızın sigortasıdır. Araç kullanırken hız limitlerinde mutlaka uyulmalı. Kural ihlali ve aşırı hız kesinlikle yapılmamalıdır. Yaşanan özellikle bu bayram gidişlerinde ve dönüşlerinde yaşanan trafik kazalarının büyük bir kısmı aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlallerinden meydana geliyor. Seyir esnasında dikkati dağıtacak şeylerden uzak durmalılar. Bunlar radyo, teyip, navigasyon gibi ve özellikle cep telefonu. Arka cam önüne görüşü kapatacak kesinlikle herhangi bir cisim konulmamalıdır. Emniyet müdürlüklerine ve jandarma komutanlığına bağlı trafik ekiplerimizin mal ve can güvenimizi sağlamak için yollarda drone, mobil kamera ve radar araçlarıyla hız denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü vatandaşlarımız unutmasın. Trafik kurallarına uyarak seyahat edelim. Şimdiden vatandaşlarımızın mübarek Ramazan bayramını kutluyor. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.